Merhaba Emel. Merhaba Zeki, nasılsın? Teşekkürler, iyiyim. Saçlarını mı boyattın? Yok, hayır, boyatmadım saçlarımı. Yok, bir şey yapmadım, yıkadım. <laughs> temiz saçlarım. <laughs> şey gibi hep pasaklı çıkıyordum bu sefer temiz saçla çıktın. Leş böyle yağdan yapışmış şekilde <laughs> çıkıyordum karşına. <Ha. gülüyor> Yok, şimdi bu çekimi yapan yapmaz biraz dışarıya çıkacağım, ayıptır söylemesi. O yüzden bir saçlarıma bir şekil verdim, o da böyle oldu. Hmm, güzel yakışmış. Çok teşekkür ediyorum. Senin saçlar uzamış. Arkadaş daha geçen hafta 3'e vurdurdum dedi. Şimdi olmuş saçlar 5. <laughs> i̇şte milim milim uzuyor. Tırnak cefadan saç sefadan uzarmış. Allah'a şükür bir problemimiz yok. Tırnak cefadan saç sefadan. Acaba bunun Aa, çok enteresan. Bunun acaba bir araştırması yapılarak mı söylenmiş? Hani atasözlerimiz böyle şeylerden ortaya çıkıyor ya. Connecticut Üniversitesi'ne bir haber sal. Bir araştırsınlar bunu. Ya şimdi böyle bir mantık yürütmek istiyorum hemen. Hani böyle saçlar sefa hani rahatlıktan diyorsun değil mi işte hani o kadar rahat ki hayatın hiç düşüncen hiçbir şeyin yok. Saçlarını tarıyorsun, bakım yapıyorsun falan. Cefa da herhalde bir tırnaklarınla kazındığın için o yüzden uzayan. Bende de o çağrışım yani. evet cefa. Evet. Değil hani, mi mantık sanki. Evet tırnaklarıyla kazıyarak geldi falan denir ya böyle hani. Evet. Ee, sanıyorum orada kırılıyor, uzamıyor işte falan filan. Gerçi tırnak defadan tırnak uzak. uzuyor şimdi uzuyor. Şey gibi. ha daha güçlü olsun, daha iyi tutunabilsin. Evet, kullandığın diye belki. hani organ şey yapar hmm. ya daha güçlü olur hmm. ya o yüzden evet. gibi öyle bir mantık yürüttüm. Tamam, araştırmaya gerek yok bunun şeyi bu Buldum. tamam. Karar verildi. Okay, Rahat oldu. olun üniversiteliler siz. <laughs> siz mevcut <laughs> konularınızla ilgilenin. Biz şey. Öyle <laughs> <Kazınmaya> devam. <gülüyor> 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 Tırnaklarınızla kazayım bakalım. Sen nasılsın haftan evet. nasıl geçti? Ee, i̇yiyim benim haftam bu hafta biraz e, iş yerinde de baya bir yoğunluk vardı. İşte ihaleler ıvırlar zıvırlar şartname okumalar falan filan derken böyle bir e, şey güzel geçti. Çok sıcaktı Zeki ben böyle bir sıcak görmedim ya Ankara'da yaşıyorum kaç yıldır Çok yok sıcak. böyle bir şey. Çok sıcak Ölüyorum ağustosun. Sıcaktan. Evet Ağustos'un yarısından itibaren soğuk olur. Hele akşamları bildiğin soğuk olurdu. Şimdi evet. gerçekten sıcak. Dün 43 derece gördüm arabada 43 yazıyordu. Of neyse bugün cumartesi çekiyoruz. Böyle 35 falan Ankara bugün böyle biraz daha böyle 34-34 diye gidecekmiş birkaç gün daha. Hmm. Sonra tekrar fırlayacak diyorlar ama bilmiyorum. Ay Uydum, sonuna kadar bittim. galiba sıcak devam edecekmiş. Ben hiç su içmem ya biliyorsun Hani çok hmm. böyle sadece böyle işte sabah Tansiyon hapımı ıvırımı alırken böyle O da yutacak kadar Yemin ediyorum sana bir buçuk iki litreye yakın Su içmek zorunda kalın çünkü terliyorsun bir şekilde Hani vücut istiyor herhalde Ama bu sefer de vücudum şaşırıyor Ne oluyor ne giriyor benim Sistemime diye o da şişkinlik yapıyor Elim ayağım nasıl şiş Ayak bileklerim anlatamam Ben ya, ona yok. bağlıyorum bilmiyorum hmm. Düzenimi bozdu bu havalar yahu Evet, el birliğiyle biz bozduk herhalde insanlar olarak ya, ama. Tabii ki. biraz tabii ki. Tabii ki. Fırsat verince de doğa çabuk toparlıyor. İşte, i̇şte doğada kar da fırsat vermemeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> karbon salınımları, işte fosil yakıtların azalması vesaire bir ihtimal Evet. düzeleceğini evet. umuyorum. İnşallah. Hadi bakalım. Sen senin haftan nasıldı? Benim ahtam da iyiydi. Ee, çalıştım. Biraz da evde bir takım ıvır zıvır işler ben tamir tamirci olduğum için. Aşçı yamağı derler ya e, aşçıların evet. yardımcıların. Ben de e, tamirci çırağı olduğum için. Sen tamirci çırağı. töbe inanmam. Sen tamircisin. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum. Bazen de bir şeyi monte edeceğim diyelim ki bir problem çıkıyor. Ama o problemi Hı -hı. çözmek için bende ya bir parça ya da bir alet var bir yandan iki türlü ego çalışıyor. Bir yandan ya hep mi beni buluyor bir sıradan vatandaş olsa ne yapacak bunu falan diyorum. Bir yandan da iyi ki beni buldu. Bak bende çözümü var. Sıradan vatandaş olsa hani sıradan derken ben doğaüstü anlamda değil de bu anlamda el becerisi olan ve alet edevada da sahip olan kişi olarak söylüyorum. Ve çözüyorum onu o alet olmasa, o parçada olmasa çözülemeyecek. Bir usta çağıracaksın. İşte şu kadar para gelirse gelecek, yaparsa evet. da yapacak. Bazen de geliyorlar mesela abi olmaz bu falan deyip gidiyorlar. Ya evet. Ben biraz işte o Komiser Gadget ya da e, neydi o dizi? MacGyver. E, MacGyver ha. gibi ya da Vicky benim meşhur kahramanım Vicky gibi e, davrandığım evet. için Allah'a şükür çözüyorum olayı. Bugün de yani Heh. bu hafta da öyle birkaç tane olayım oldu. Ay ne güzel. hiç benim hiç anlamadığım şeyler bunlar tabii ki. Her eve bir tane lazım. Bir anlayan, bir anlamayan. He, ben, bizde tabii Selin hani etkisiz eleman olduğu için bizde bir anlamayan var. <laughs> bir anlayan yok. <laughs> sıfır artı eksi bir, eksi bir <gülüyor> oluyor. <gülüyor> evet, eksi bir oluyor. <laughs> Neyse ben birkaç Tamirat tadilat var galiba. Şu etrafa bakınıyorum. Seni bir gün misafir ederim artık refikamla beraber. Karın tokluğuna yaparız yani biliyorsun ben e, yemek listesi ya gönderiyorum. Bir... Onları hazırlıyorsun. O ben yemek meze deyince o benim işim. Tatlı tamam. tu tatlı, tatlı pasta börek isteme de benden yemek iste. Fark sıkıntı etmez yok. Misafir bulduğun yer. Ha, güzel. O bu kafadaysan bulduğun yiyeceksin yiyeceksin zaman. <laughs> Hiç, <laughs> Hiç yemek ayırmam. Hiç yemek evet. ayırmam. Peki. Güzel. Bu kadar Hadi yeter diyorsun. geyikten sonra e, bu sıcakta geyikleri de yormayalım. E, Şeylerine ne denir? i̇şimize kafes. Bakalım. Onları da bahçeye salalım. işimize bakalım. Peki. Evet. Sen dedin ki. Ben dedim ki. Yaktın hafta, beni Zeki. <laughs> evet. Hatta ödev verdim. Dedim ki bir bunu düşün bakalım öyle. Lay lay elini kolunu sallayarak da gelme dedim. Evet, Sen de sağ olasın. Sorumluluk sahibi bir kişi olarak. Evet. Eminim yüklü bir şekilde geldin. Ee, az az bir şey yüklü bir şekilde geldi. <laughs> Tadımlık. <gülüyor> Tadımlık. Yani ne yapalım? Biz uzman değiliz. Yani Peki. anlatabildiğimiz, dilimizin döndüğü kadar. Hep öyleydik zaten. Hep bizce, bize göre dedik. Bazen iyi bildiğimiz evet. bir konu varsa orada biraz daha emin konuştuk vesaire. hı hı hı. Bugün kendini gerçekleştiren kehanet diye bir kavram var. Onu konuşalım evet. dedim. Evet, dedin ve beni yaktın. Dedim ki nasıl bir şey bu? Kehanet dediğin nedir? <laughs> kim kahinler mi söylüyor bunu? Kahin kahin kim falan diye böyle bir kafamı iyice bir karıştırdın benim ama hani baktıkça anlamını anladıkça, araştırdıkça sıkıntı yok. Sen deyince e, kahin kelimesinin de buradan geldiğini fark ettim. Ya, belki kahinden kehanet. E, Tabii. Oldu çünkü e, hangi dilde bilmiyorum ya Arapça ya e, Farsçadır. Farsça. Hı -hı. Ya, aslında şey hani bir olayın gerçekleşeceğini önceden bilmek. Evet, öngörmek. Bilmek. Öngörmek tabii kimse geleceği bilemez. Sadece tahmini olur. Bu tahmin bazen kuvvetli veriye dayalıdır. Bazen de e, Acun'un var mısın yok musundaki gibi hissediyorum. Bu kutunun içinde 500 bin lira var gibi e, Evet. <laughs> işkembeyi kübradan atmak şeklinde de olabilir. Ha peki. Onu <laughs> da hiç Peki. Kendini gerçekleştiren kehanet ne demek? Böyle bir şey yaşadın mı? Şimdi kendini gerçekleştiren kehaneti ben araştırırken şöyle bir şey buldum. Hmm. Bu ne ki dediğimde bir düşüncenin tek ne kadar çok tekrar edilirse ya da o düşüncenin bir süre sonra kendini gerçekleştirmesi. Hmm. Doğru mu bulmuşum? Şöyle olumsuz düşündüğün zaman ki biz çoğu zaman olumsuz düşünüyoruz beynimizin yapısı gereği. Mesela diyoruz ki ya ben bir proje var. Ben bu projede çok başarılı olamayacağım, İyi bir sonuç elde edemeyeceğim. Dediğin anda o kehanet bir süre sonra gerçekleşiyor. Hmm. Doğru mu ilerliyorum? Sen evet. bundan mı bahsediyordun? Hmm. Çünkü dikkatin neredeyse enerjini de oraya yönlendiriyorsun. Bunun hmm. özü bu. Damardan girdin. Evet. Çünkü dedim ya biraz araştırdım. Şimdi ben de böyle hani biliyorsun araştırmacı, gazeteci olarak böyle bilmediğim konularda konuşmayı asla sevmem. Yalap şapta bir şey yapmak istemediğim için biraz ufak bir araştırdım. Ve senin sevmediğin bir organımız var ya, şimdi, <laughs> uyuz olduğun <laughs> beynimiz gibi. Onunla ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum yeri geldiğinde. Tamam. Ee, bildiğim kadarıyla bir sosyolog Robert Merton nasıl okunuyorsa yazıldığı gibi okudum. Hı. tarafından ilk kez dile getirilmiş bu kendini gerçekleştiren kehanet diye. Hı hı. Aslında bizde de bir takım atasözleri de var ya da söylemler de var. İşte sakınılan göze çöp batar. Tipik bir Peki. kendini gerçekleştiren kehanet. ne kadar sakılırsa mutlaka batar. Ya sakınmal veya... batmaya da bilir yani. Tabii veya şöyle de bir şey hani derler diye bir insana kırk kere aptalsın dersen aptal olur. Hı, hı. Mesela bu da hani bu da, bu da arasında. Bu da benzer. Evet. Sen, evet. Ha, aklıma gelen başıma geldi. Haydi. Evet. Ya. ya bu, bu çok ilginç bir şey. Hani bir fıkra anlatmıştım işte temel yolda muz kabuğu görmüş. Eyvah düşeceğim demiş. <gülüyor> 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 o kehanet <gülüyor> kendini <gülüyor> gerçekleştirmiş. Hani her muz kabuğu evet. görünce basman gerekmez ve düşmen de gerekmez. Doğru. Ee, Dolayısıyla da bu hani koştukla uğraşınca çokça e, sen de dersin ya işte sıralamayı her seferinde karıştırırım. İşte duygular, düşünceleri, düşünceler şunu şurada şunu Tam oluşturur. tersi. Öyle mi? Düşünceyle düşünceler. başlayacaksın. Düşünceler, duyguları duygular. Eylemleri. Eylemleri. Eylemler, eylemler de sonucu. Sonucu. Doğurur. Hı -hı. Etkili. E, Öyle olunca da hani düşünceden başlıyor Evet. Aslında o işin sonucu e, beynimizde oluşmuş herhalde ve e, yine bahsetmişimdir motosiklet eğitim alırken işte viraja girince aman iç tarafa bakın çünkü baktığınız yere gidersiniz e, hı -hı, demişlerdi. Hı -hı. Baktığın yere gidiyorsun. Düşünce anlamında Doğru. da böyle ya bu iş kötü gidecek, bu proje patlayacak, bu ürün tutmayacak. Ya da gittiğim iş görüşmesinden iş teklifi alamayacağım. Diyerek ilerleyince hmm. e, onlar oluyor zaten. Sen çünkü orada Tabii. sonucunu oluşturmuşsun. Oraya da adım adım ilerliyorsun. Evet. Bak şimdi şöyle de bir şey var. şimdi Bizim duygularımız nereden oluşuyor biliyor musun? Tecrübelerimizin oluşturduğu hafızamızın bir ürünü aslında bizim duygularımız. Hmm. Şimdi diyelim ki kötü bir olay yaşadın. Üzücü bir olay yaşadın. Geçmişte bahsediyorum. Tamam mı? Sonra bunu... Ee, bunun yaşadığın bu kötü olay sonucunda üzüldün. Bu uh -huh. bunu bizim beynimiz bilinçaltımızda hafızamıza atıyor. Dolayısıyla buna benzer yaşadığın olaylarda tetiklenerek o duygu ortaya çıkıyor. Çünkü uh -huh. o bizim hafızamızın bir ürünü. E şimdi bizim hafızalarımızda ne? Tecrübeler, geçmişte yaşadığımız şeyler. Değil mi edindiğimiz şeyler? Hı hı, hı, hı. Dolayısıyla bizim aslında tecrübelerimizden de duygularımız etkileniyor. Ve bir süre sonra bunlar aslında bizim inançlarımız haline geliyor. Mesela hı. araştırırken şöyle bir şey buldum. 35 yaşımıza kadar yaşadığımız kişiliğimizin %95'i... E, ...hafızamıza aldığımız davranışlar, duygusal tepkiler ve inançlar ve alışkanlıklardan oluşuyormuş kişiliğimiz. Hı. 35 yaşına kadar yaşıyorsun 95'i bunlardan işte alışkanlıklar bizim yaşadığımız tecrübelerimizin sonunda edindiğimiz işte şeyler duygular ve inançlar aslında bence bu kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz şey tamamen bence inanca dayanıyor hmm. ve bunların hepsini biz bilinçaltımızda tutuyoruz bütün bu tecrübelerimizin yaşadığımız duygularımızı bak şimdi sana ben bununla ilgili bir örnek. Hani inanç dedim ya bence direkt inançla alakalı. Ben hmm. daha önce anlatmıştım galiba. Ee, ben ilkokul 2'deydim. Ee, çarpım tablosunu annem bana ezberletti Çünkü annem öğretmen ya. Onun öğretmenlik yaptığı okulda öğrenciyim ben. Kimse diyemez ki Emine Hanım'ın, Emine öğretmenin kızı başarısız. Hani annem çok şeydi. Rahmetli. Çok hırslı bir kadındı. Hmm. Keşke bana da bulaşsaymış ama yok. <laughs> e, tahtaya çıktı, çıkarttı hoca. Nasıl böyle tetikleniyorum. Çünkü ben ilkokul 1'i okumadım. Atladım direkt çok önde olduğum için. Çünkü annem bana 5 yaşında okuma yazma öğrettiği için. E, i̇lkokul 2'den de başlayınca, tabii onlar hani daha ilerideler, ben gerideyim. Uzun lafın kısası, matematik dersi var. Hoca 3 kere 5 yazdı tahtaya. O kadar eminim ki ama çok fazla heyecanlandım ve 12 dedim. 15 diyeceğime. Ya 12 zaten. Hoca. Ha? 12 zaten. Efendim? 3 kere 5 öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Bana yanlış öğretmiş canım annem. <laughs> ee, Zeki 12 der demez. Hocanın suratıma tokat atmasıyla kafamın tahtaya çarpması bir oldu. Gerçekten mi? İkinci sınıf öğrencisi. İkinci sınıf ama o, yıl kaç biliyor musun? 70 8 tabi 78 o zamanlar biliyorsun dövüyorlardı gayet doğal o zaman tabi o zamanlar çok normaldi dedi ki bana Emine öğretmenin kızı nasıl sen bunu bilemedin dedi ve ben o kadar utandım ve ne diyeceğimi bilemedim zaten çok sessiz bir çocuktum ve bence o bende bir travma oluşturdu ve benim kafamda şöyle şimdi işte, o benim tecrübem bak ben onu hmm. tecrübe ettim onun üzüntüsü ve utancını hafızama aldım. Bilinçaltıma attım. Ve başladım kendi kendime şunu söylemeye. Yıllarca. Ben matematikte iyi değilim. Ben matematik çözemiyorum. Ben matematiği hep, anlamıyorum. Hep söylersin bu, bunu. Dolayı, evet. Ve bu dolayısıyla benim bir inanışım haline geldi. Ve bütün okul hayatımı etkiledi. Mesela bu kendini gerçekleştiren bir kehanet. Neden ben matematikte iyi değilim? Güzel bir örnekmiş. Yani. Hı. Kötü bir örnek ama konu ile ilgili güzel bir örnekmiş. Evet. Ama genelde kendini gerçekleştiren kehanetler şöyle bir düşündüğün zaman hep olumsuz şeyler. Çünkü biz olumsuz düşünmeye beynimizden dolayı yani bizi korumaya çalışıyor ya. Eylemliyiz. Tehlikeleri biz evet. O öyle bir eylemiziz. Öyle doğuyoruz. Olumluları evet. da vardır. Olumlu örnekler de vereceğim. Galiba Bu. olumlu olabilmek için hani kendini gerçekleştiren kehaneti olumlu şekilde sonuçlandırabilmek için ek bir çaba gerekiyor. Evet. Kendi doğamıza bıraksak büyük ihtimal olmayacak. Zaten de daha önceden de olmadı, şimdi de olmayacak diye ilerliyoruz. Şey denir yani ya, eşekler işte çok inatçı. Aslında işte eşek daha önce oradan geçerken ayağı bir taşa takıldıysa ya da bir çukura düştüyse onu Hı -hı. hafızasına kaydediyormuş. Tekrar oradan geçerken oraya gelince zınk diye duruyormuş. Evet. Örkez tecrübe, gitmiyor. Tecrübe etti. Evet. <laughs> ya. Burada taş var ben ben buradan geçmeyeyim diyor. Biz de diyoruz evet. ki amma inatçı eşeksin yürü. <laughs> evet. Ee, onun gibi. E, bu, e, kendini gerçekleştiren kehanete gerçekten herkesin de bir sorgulaması bende ne kadar var diye bakma, bakması geliyor hani. Senin dediğin gibi işte 40 gün insana deli dersen aptal dersen öyle oluyor. Ya da hani evet. e, aklına gelen taş baş yarar falan. Ge hı -hı, getirirsen hı. gerçekten onu baş yarıyor. Bir tane araştırmasan e, sen bundan bir bahsettin mi hatırlamıyorum ama ya bir yerde okudum ya böyle podcastlerde bahsetmiştin bir e, hangi seviye bilmiyorum ortaokul olsun veya ilkokul olsun hı hı. öğretmen e, öğrencileri böyle sıradan ikiye ayırıyorlar. Hiçbir hı hı. teste tabi tutmaksızın. Öğretmene diyorlar ki şunlar 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 üstün zekalı şunlar hı hı. şunlar şunlar da vasatın altı. Peki. Ve öğretmen hani bu aldığı veriye göre üstün zekalılara öyle davranıyor, vasatın altı gibilere Hı. öyle davranıyor. Bir süre sonra bir test yapıldığında gerçekten diğerleri normal standartlarının üstünde performans gösteriyor, başarı gösteriyor. Diğerleri de gerilemiş. Hı. Evet. Şimdi bu da hani ya bundan bir şey olmaz, bu çocuklar zaten böyle falan deyince öyle evet. bakınca da öyle ilerle diyor. Hani öyle evet. hani bir baltaya sap olmaz. Hani. Adam Hı -hı. olmaz. Evet, evet. Şimdi bu i̇şte... hayatımızda ne kadar derin izleri ve etkileri var ya. Ne kadar Hı -hı. üzücü bir şey, basit bir şey. Bir adım geri atıp da belki de bu kendini gerçekleştiren kehaneti olumlu yönde ilerlesek eminim neler değişir neler değişir. Hemen sen şimdi öyle e, araştırma öğretmen falan deyince benim aklıma şöyle olumlu bir örnek geldi. Şimdi e, basketbol koçu diyelim bir öğrenci bir işte öğrenci mi dedi takım üyesinin işte uh -huh. çok sporcunun gözlemliyor çok başarılı olduğuna veya olacağına inanıyor bak şimdi olumlu hmm. bu olumlu hmm. bir şey adam inanıyor buna hmm. inandığı için de senin dediğin gibi tam tersini yapıyor iyi olan hani yok aynısı oldu gerçi de hani o iyi olduğu için onu daha da iyi yapmak için daha fazla ona spor yaptırıyor. Antrenmandan sonra sen artı bir saat daha kalacaksın diyor. Bütün bildiklerini öğretiyor. Bütün enerjisini ve dikkatini ona veriyor. Ve bunun karşılığında da o sporcu yaptıkça ve gördükçe ve de koçunun inancının olduğunu gördükçe özgüveni artıyor. Ve koçunu yalan, çıkartma, yalan çıkartmamak değil nedir onu? Hayal kırıklığına uğratmamak uğratmadan. için. Uğratmadan. Uğratmadan daha çok çalışıyor ve gerçekten de koçun inandığı gibi çok iyi bir basketbolcu oluyor. Mesela bu da olumlu bir örneği. Evet. Adam olumlu inanıyor yani bundan bir şey olmaz demiyor. Aslında dediğin gibi olayları tersine çevirirsek çok daha e, güzel olur. Evet. Hani... Ona enerjimiz de aktarıyoruz. Onunla yaptığımız çalışmalar bizi yormuyor. Evet. Ee, küçücük bir ilerleme bile olsa ha bak gördün mü? Ben tahmin ettiğim gibi bu, bu bunda bir cevher var bu çocukta bir yıldız Hı -hı. var falan diyerek Hı -hı. ilerliyoruz. Hı -hı. E, şeyde Hı -hı. de benzerini yapmak hani kendi çocuklarımıza da öğretmensek öğrencilerimize, e, yöneticiysek, aslarımıza, çalışanlarımıza patronsak işte falan hep hepimiz için ve her e, ilişkide bu geçerli. Yani karı koca arasında Hı -hı. bile geçerli. Tabii. Onu beceremiyorsun, bunu yap yapamıyorsun. Zaten de yapamamıştım falan deyince yapamıyor. Ya yaparsın, daha önceden de yapmışsın biliyorsun falan deyince de öyle ilerliyor. Ee, bir örnek daha verebilir miyim? Tabii ki. Mesela e, bir kişi diyor ki benim sosyal ilişkilerim hiç iyi değil. Ben kolay kolay iletişime geçemiyorum, kolay kolay arkadaşlık yapamıyorum insanlarla. Şimdi bu şekilde düşündüğü için bu onun artık bir inancı haline geliyor. Ya ya, ya o abla çirkin seç uğraşmasın ya. ya. O, yok. <laughs> Neden Allah belki bu üstünden bir abi <laughs> o olsun. Ben erkek tarafından bakarak abla diyorum. <laughs> A ee, abla uğraşma. <laughs> Allah otur evinde var Yani e, ne yapar kendini geri çeker. Evet. Dışarıya çıkmaz, yeni bir ortama girmez, bir insanlarla işte ne bileyim sosyalleşeyim, arkadaşlık kurayım çabasına girmez. Çünkü niye ona inanmış? Hmm. Dikkatini oraya vermiş ve enerjisini de oraya o şekilde yönlendirmiş katılıyor musun buna? Evet. Dışarı çıkmadığı için sosyalleşmiyor, sosyalleşmediği için de zaten evde duruyor ve hani <laughs> o kehanet kendi kendini gerçekleştiriyor. Hiçbir şey yapmasına evet. gerek de yok. Gördüğünüz gibi bakın işte şu yaşıma geldim hala yalnızım diyor. İyi tamam da hani sen ne yaptın? Hangi adım attın vesaire? Evet. Evet. Ee, bu bizde hani korktuğum başıma geldi. Denir ya böyle korktuğum Hı -hı. başıma geldi. Elbette pembe gözlükler takalım, polyana gibi sevgi pıtırcıkları etrafa saçalım demiyoruz. Ama altı düşünce şapkasındaki o siyah şapka hani, şeytanın avukatlığını yapmak, negatifi görmek vesaire güzel. Ama hani bizim modacı Neslihan Yargıcı gibi de hep de siyahta giyinmeyelim ya. Bir araya İyiyim. bir başka bir <laughs> bir renkler de yerleştirelim. Olmaz mı ki acaba ya şimdi daha doğrusu şöyle bir şey. Olur mu ki acaba şöyle mi yapsam acaba demenin bence bir zararı mahsuru yok. Evet hiçbir mahsuru yok. Olmayacak olmayacak demiştim. O, ne yani ego tatmini mi bak olmayacak demiştim ben size oldu. işte olmadı hani. Hmm. Değişik bir düşünce şeyi böyle şey gibi. Haklı... haklı çıkma, evet haklı çıkmanın dayanılmaz gururu gibi sanki. <laughs> Sakalımız yok ki anlatamadık falan. İşte bak olmayacak yani... demiştim, bak zarar edersiniz demiştim, zarar ettiniz. Ya Hayır ya yani şöyle de olabilir o işte bir kişiye öyle söylediği için de karşı taraftaki kişi şey olabilir ya nasıl olsa bu ol olmayacak dedi bak gördün mü olmadı diye belki yeterince enerjisini kaynaklarını ve bilgisini oraya aktarmadığı için olabilir mi? Belki. Hani kötü, kötü niyetliyse o bak olmayacak demiştim olmadı diyen kişi. Belki. Bir arkadaşım şirket arabası kullanıyor arabada güzel donanıma sahip bir sürü hani artı aksesuarı var. Beni aldı bir yerden bir yere gidiyoruz. E, tavanda da sunroof var şu. Hmm. Tavan tavan penceresi diyeyim Türkçesinde olabilir. Tavan penceresi. Şey. Evet. tavan penceresi diyeyim. hani açılır geriye doğru. E, o var. Dedim ki açsana bunu hani biraz hava gelsin. E, sunroof'u niye açmıyorsun? Ya dedi bu şirket arabası ben ileride e, bu kadar iyi bir arabaya sahip olmayacağımı biliyorum. O yüzden de al alışmayayım sunroof'a diye düşünüyorum. A -a. Evet bakar mısın düşüncenin hani ne diyeyim saçmalığının olumsuzluğuna, diye, olumsuzluğuna ve saçmalığına. Ya bar mevcut mevcutun keyfini sür. Hani ileride olacak olmayacak bilme. ama şu an var sunroof ve aç hani bana çok e, uç bir örnek olarak gelmişti. Ve daha sonra A -a. gerçekten o şirketten ayrıldı. Hani o arabayı da teslim etmek zorunda kaldı. Şimdiki arabası çok daha mütevazı ve sanrufu yok. Ağzım açık kaldı. Aa, ne, ne? Ya evet. Bu şey gibi böyle kendini cezalandıran cezalandırmak gibi. Efendim? Ya da aa, çok e, tabii yani şimdi hani kimseyi yargılamak istemiyorum. Kim bilir ne tecrübeler yaşadı. Kim bilir ne duygular ve inançlarla. Büyük ihtimal hani öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz kim bilir neler evet. oldu. Bir şey umut etti ileride de olur dedi olmadı hayal kırıklığı yaşadı vesaire vesaire. Kabul evet. hepsine kabul. Yani sen dediğin gibi en baştaki yani o deneyimlerimiz bize e, çünkü evet. bir olayla karşılaşınca gidip hemen hafızaya bakıyoruz. Daha önce neler yaşamışız evet. benzer şunlar. Evet. Ne olmuş? Evet. E, hepsi de berbat evet. olmuş. Aa, öyleyse evet. bu da berbat olacak. Evet. evet. Onu tabii hafızaya bakıyoruz dediğinde biz onu bilinçli olarak yapmıyoruz. Onu bizim vücudumuz ve beynimiz evet, evet, çat evet. al böyle bir şey yaşamıştım. Evet. Pat al işte sana bir tetiklenme. <laughs> hiç hava, hiç evet. havaya girme daha önceden de ha, ben hani, ben senin kısa pantolonun <laughs> halini biliyorum. <laughs> Öyle rakama makama heves etme. <laughs> Yediğin tokadı biliyorum ben. <laughs> Hatta bir de tahta vurmuştu. Hocanın vurması yetmiyor, <laughs> bir de tahta vurduydu kafana. <laughs> e bu durumda geldi rakamlarla. Kim? Evet, geldi rakamlarla. İyi ol bu durumda ya. Haklısın. <laughs> evet. E, yani bunu düşünürken hani olumsuz bu benim aklıma geldi ve hani bu bu konuyu da biraz böyle araştırırken dediğim gibi ya dedim ben belki çok iyi matematiğim çok iyi olacaktı. Belki ee, de. Ama o zaman tabii bu farkındalığım, bu düşüncelerim, bu tecrübelerim yoktu o zaman daha hani çocuktum ve düşünsene öyle yaşadın 30 küsür yıl. İşte ya da ne zaman üniversitede 20 küsür yıl, 30 küsür yıl oldu. Master yaptım ben. Ee, yani e, keşke o zaman olsaydı farkındalığımız ama evnü bir keşkedir. Şimdiki aklım olsaydı hatta öyle de bir bölüm çekmiştik. Evet. Ee, yani genelde olumsuz yalnız bu kendini dediğim gibi kendini gerçekleştiren kendi ama olumluları da var işte demin o koça verdiğim örnek gibi <laughs> ee, veya e, hani senin var mı böyle bir olumsuz kendini gerçekleştiren kehanetin? Olumlu mu olumsuz mu? Olumsuz örnek olarak sonra da olumlu vereceğim bir tane kendimle alakalı. Olumsuz anlamında şöyle şeyler yaşadım. Ee... Yelken kanatla uçtuğumu söylemiştim hani o motorsuz hı hı. aletle. Türk Hava Kurumu'nun yeri var İnönü'de, Eskişehir'in önünde. Eskişehir in önünde. Hı hı. Çıkış yeri çok düzgün, iniş yeri kocaman bir e, çim alan ve orada hani herkes var vesaire ve bildiğim yer. Orada uçarken özellikle ben inişlerde hiçbir problem yaşamıyordum. Ama ne zaman başka bir yerde uçmaya gittim işte Kayseri'ye gittik, Denizli'ye gittik. Bursa'ya gittik vesaire veya yarışmalar oluyor. Yarışmalarda da İnönü'nün o tepesinden çıkıyorsun. İşte 30 kilometre Kütahya'ya doğru bir yerlere gidiyorsun. Her İnönü dışındaki yerlere inişte problem yaşadım. Hmm. Ve her seferinde de ya ben İnönü dışındaki yerlere inerken problem yaşıyorum. Gene yaşamasam keşke falan ama yaşayacağım diyerek hep uçuyorum ve inişte o serin kanlığım yitiriyorum her seferinde. Ya sert iniyorum ya saçma sapan bir <laughs> ağaçların arasına dalıyorum ya bir <laughs> asılı kalıyorum. <laughs> Düz zannediyorum yukarıdan bir bakıyorum meğer çukur varmış oraya. <laughs> fukara gibi yapışıyorum falan. <laughs> Sonra gelip vinçle beni kazıyorlar. Oradan kazıyorlar spatulayla. Bu mesela sen deyince şimdi aklım hatırladım. Evet kendini gerçekleştiren kehanette tipik. Ben evet. alan dışı yere inişlerde problem yaşıyorum, yaşarım, yaşayacağım ve yaşadım. <laughs> Gerçekten oluyor. Ben bir de mesela bununla ilgili bir olumlu bir kendini gerçekleştiren kehanet. Şimdi ben işte Amerika'dan döndüğümde babam beni şeye soktu, sokmak istedi diplomatlık sınavlarına. Hmm. Dışişleri Bakanlığında. Şimdi ben biliyorum ama hani babam çok istiyor. Onu da kırmak istemiyorum. İngilizcem çok iyi. Fransızcam o zaman çok çok daha iyi. Ama ben biliyorum ki ben ne Osmanlı tarihi biliyorum arkadaş. Ne inkılap tarihi görmüşüm. Ben hep yurt dışında okuduğum için yok bende tarih bilgisi. Onlar da genelde Abraham Lincoln'u sorun söyleyeyim de. Sor bana kızıl gerçek Amerikalılar. Kim geçmişleri, kim işte şeyler ne zaman hepsini biliyorum. Niye şükran günü var falan ama yok bende öbürleri yok. Yani yok. Babam gitti bana böyle kalın kalın kitaplar aldı o zaman. Allah'ım çıldırıyorum. Ya hiç bir şey yapamıyorum falan. En sonunda dedim ki ya ben dedim bu İngilizcemi kullanacağım. Mecbur kullanacağım hani hı hı. bir yerlerde. Ve dedim ben ya çok uluslu bir şirkette çalışacağım. Ya da e, yurt dışıyla bağlantısı olan bir Türk firmasında çalışacağım. Ben bu İngilizcemi kullanacağım. Hı hı. Nitekim de sınava yapamayacağım, bilmiyorum, hiç okumadım, etmedim dediğim için kitapları okudum ama tabii bu kehanet gerçekleşecek ya, beynim almadı. Sınavda çeviri bölümünde 95 aldım. Fakat gel bana inkılap tarihiyle ilgili bir makale yaz, bir işte 3 sayfa olacak Atatürk düşüncesi bilmem ne. Öyle bir zor sorusu, ben soruyu anlayamadım ki bir şey yazayım. Böyle bir yarım paragraf işte Atatürk ilkelerinden bahsettim falan ama yok bende yani. Millet böyle sağıma bakıyorum çatır çatır yazıyorlar siliyorlar öbür tarafa bakıyorum. Nasıl sinirlerim bozuldu? Nitekim olmadı. <laughs> tamam mı? Okey. Gihanet kendini gerçekleştirdi. Fakat enteresan bir şekilde ben hani birçok şirkette çalıştım. İlk girdiğim şirket Avrupa Birliği projelerinde çalışan küçük bir şirketti ama cirosu çok büyüktü ve ben orada direkt İngilizcemi kullanarak Birçok şey yaptım. Ondan sonra işte seninle çalıştığımız o çok uluslu şirkete geçtim. Yani hep diyeceğim okey ben hiç yüzde yüz bir Türk firmasına çalışmadım. Çünkü o kadar istedim ve ben inandım. Çok evet. inandım. Öyle bir yerde çalışacağım. Öyle bağlan yurt dışı bağlantılı bir yerde. Mesela bu da benim olumlu bir kendini gerçekleştiren kehanetimdir. Benim de olun bu olarak e, örnek vermem gerekirse iş hayatından ya da iş görüşmeleri safhasından olabilir. Danışmanlık yaptığım zamanlarda bile teklifler gelirdi. Ya Hı -hı. gel işte bizim İK direktörümüz oldu vesaire. Hepsiyle de gider görüşürdüm gerçekten. Hı -hı. Giderken de bir aranan nitelikler var ve bendekilere bakıyorum. Deneyim, bilgi, işte yetkinlik vesaire. Giderken de e herhalde tam da uyuyorum benden iyisini mi bulacaklar diyerek gittim. E, büyük ihtimal zaten bir işim olduğu için de daha bir rahat ve özgüvenli konuştum. Hemen hepsinden teklif aldım. Yani hepsinden i̇şte. teklif aldım. Sonradan dedim ki ben yok danışmanlıkta devam etmek istiyorum vesaire. Ama hı hı. tersi olsaydı ya koca şirket şimdi beni alır mı kim bilir hangi adaylar başvurmuştur ben sıralamaya bile giremem falan diye gitsen demiştik yani sen kendini nereye konumlandırırsan diğer insanlar da seni orada görür. Seni oraya. Evet. Orada işte başarısızım, yetersizim deyince o kehanet gerçekleşiyor. İnsanlar da karşılarında başarısız ve yetersiz birini görüyor. Tersi konumlandırmada da olumlu bir kehanet ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi ben burada çok küçük bir şey söyleyeceğim. Belki daha önce hatırlamıyorum podcastlerde söylemişimdir. Bu dedik ya önce biz düşüncelerimiz, duygularımızı tetikliyor, duygularımız, eylemlerimizi, eylemlerde olayın işte sonucunu etkiliyorlar. Şimdi olumsuz bir düşünce düşündüğümüz zaman ki bunu yakalayabilirsek hep diyoruz ya yazalım, oturalım yazalım. O an kafamızdan ne düşünceler geçiyor veya gün içerisinde yakalayabildiklerimizi yazalım. Bunu fark ettiğimizde şu soruyu kendimize sormamız çok faydalı olacak bence. Bu düşüncenin bana ne faydası var? Bu olumsuz düşüncenin bana ne faydası var? Faydası varsa yaz, yoksa da yaz. Bir şekilde karar ver. Ama genelde düşüncelerimiz, bu olumsuz düşüncelerimizin çoğunun bize hiçbir faydası yok. Sadece o bizim gün içerisinde yaşadığımız olaylar, tetiklendiğimiz durumlardan kaynaklanan bir şey. Ama çoğu zaman da biz bunu kendi kendimize yapıyoruz. Hı. Durup dururken. Düşüncelerimizi aslında değiştirebilsek çok daha iyi olacak. Bak bu... Hani meditasyon diyorum ya ben, yoga diyorum, meditasyon diyorum, meditasyon, her şekilde meditasyon var. İbadette bir meditasyon, yogada bir meditasyon, ders çalışmakta bir meditasyon, bir arkadaşınla kahve içmek. Çünkü meditasyonun anlamı ne? Anda kalmak. Meditasyon, hani konuştuk konuştuk, nasıl olabilir, düşünce yapımızı nasıl değiştirebiliriz? Şimdi eğer biz istediğimiz konuma gelmek istiyorsak veya ne yapmak istiyorsak, bunun en güzel yöntemi hayalinde canlandırma. Ama böyle hani ya iki saniye şöyle yapayım değil. Gerçekten meditasyon dediğimiz o şey. Kendi kendini oturtacaksın. Diyeceksin ki ben bu bedenimin hakimiyim. Otur. Hani köpeği nasıl eğitirsin ya estağfurullah. <laughs> Onun gibi. Otur. Patilerimi, Hiçbir şey e, düşünme. Patilerimi, patilerimi <laughs> Yok uzatmayacaksın ...patilerin ha, dizlerine tamam. koyacaksın ha, ya tamam. da hangi pozisyonda rahatsan hani yatarak yapılınca biraz uyku moduna geçiyorsun İster istemez uyuyabiliyorsun ee, rahat bir pozisyonda dik oturup beyin dalgalarımızı yavaşlatıyoruz biz meditasyon yaparken dolayısıyla o anda kaldığımız zamanda hiçbir şey düşünmeden hiçbir uyaran olmadan işte çocuk sesi, bağırtı çağırtı bir şey olmadan e, bu anda işte biz eğer görsel canlandırma yapabilirsek beynimizi olumlu düşünmeye yönlendiriyoruz. Hmm. Olumlu şeyler düşünüyoruz. Düşünüyor. Bu da öğrenilebilen bir Bu, şey. Kesinlikle. Kesinlikle. Yüzde yüz ha, hemen ol, olacak diye bir şey yok zorlanabilir, aklına bir sürü zihninden düşünce geçecek o anda bilmem ne. Ama eğer bunu bir alışkanlık haline getirir, getirirsen eğer ve bu görsel canlandırmayı hayalinde, hayalindeki hayalini canlandırırsan e, göreceksin ki düşünce yapında değişiyor. Ama ben Adriana Lima'ya odaklanmaya çalışıyorum. O arada diğer mankenler geçiyor podyumdan. Bir türlü <laughs> Sen aralarından Adriana'yı bulacaksın. <laughs> Anda ya. kalamıyorum bir türlü. Ya hayalde canlandırma derken bak şöyle bir şeyden bahsediyorum. Şimdi Joe Dispenza diye bir adam var. Ben onun hastasıyım. Kim o ya? Daha önce de söylemiştim. Söylemiştin. Bu adamın işte belindeki e, omurgasındaki bir trafik kazası geçiriyor. Omurgasındaki bu arada kendisi kayropraktör. Hani şu kemik doktoru <laughs> dediğimiz. Ama ondan önce de işte Hindistan'a gitmiş meditasyonunu şey yapmış. İşte manastırda kalmış ıvır zıvır. Böyle bir şey başına gelince yürüyemezsin diyorlar. Arkadaşları var, doktor, cerrahlar falan yürüyemezsin diyorlar. Ve bu buna inanmıyor, bu yürüyebileceğine inanıyor. Bunu eve çıkartıyorlar. Ve o diyor ki ben düşünce gücüyle yani gör hafızamdakileri yani daha doğrusu hayal ederek kendi kendime bir şeyler yapacağım diyor. Ve gerçekten de süreyi hatırlayamıyorum şimdi yalan olmasın. 6 ay mı 7 ay veya 8 ay galiba tam bilmiyorum sonra yürümeye başlıyor bunu nasıl yapıyor şöyle hayal ediyor meditasyon yaparken kendisinin koşabildiğini ve koşarken o rüzgarın saçlarında ve yüzünde ve vücudunda hissediyor kuş seslerini duyuyor yani gerçekten oraya gidiyor hayalinde ve enerjiye de inandığı için arkadaşların evine çağırıyor herkes diyor elini koyacak belime ya bu şekilde bir sürü bir çok güzel kitapları var. Onu tavsiye ediyorum ben tekrar dinleyenlerimize. Belki bir placebo etkisi. Belki de gerçekten oluyor ama adam yürüyor. Ee, yani bu, bunun gibi hani öyle hayal edeceksin. Ha ben şu şirkete girsem ne kadar güzel olur falan değil. Kendini o şirkette göreceksin. O bir odanı hayal edeceksin. Hani sen bana bir koçluk çalışmasında bir bir kere yapmıştık senle. Hı hı hı. Kendi yerimi açmak istiyorum demiştim dil konusunda dil okulu gibi. Evet. Hayal ettim. Öyle hayal edeceksin. Tüm ayrıntısıyla. Tüm ayrıntısıyla. Ve bunu üç dakika falan değil. Ne kadar çok yapabiliyorsan ve belki her gün yapacaksın bir uzunca bir süre. Çünkü dikkatini nereye verirsen enerjinde oraya yönleniyor. Bu kadar basit. Tabii hani fiziksel bir takım şeyler varsa istediğin kadar odaklan, istediğin kadar süper Rus klasik romanları kalınlığında detaydaki bir hayalini kur, olmaya da bilir elbette hani. Şunu yaparsam ben yürürüm, şunu yaparsam da görürüm gibi bir şey yok tabii ki. Öyle bir hani yanlış da bir şey vermiş gibi olmayalım. Şunlar yaparsak Hı -hı. mutlaka olur gibi ama dediğin çok ya doğru. Çünkü Hı -hı. o hayali ne kadar canlandırırsan o kadar evet. olacağına inanıyorsun ve oraya doğru Hı -hı. da gidiyorsun zaten. Yani gerçekten evet. oraya doğru da gidiyorsun. Bazen derim ya ben, evet. Allah kuluna nasip etmeyeceğin şeyin hayalini kurdurmazmış. Doğru. Yani hayalini Hı -hı. kurduruyor önce, sen de Hı -hı. evet inanıyorsan ve o yolda ilerliyorsun Hı -hı. ve nasip oluyor. Hı -hı. O sonuca da ulaşıyorsun. Evet. Ee, bu çok bu çok önemli. Evet, benim bu verdiğim, demin de yanlış olmasın. Bu Joe Dispenza'nın kendi kitabında. Tabii, ve tabi görüşmelerinde, yok, gerçekten hani olmuştur. anlattığı şey gerçekten olmuştur Hı -hı. ama Hı -hı. E, bunu yapan herkes de bu sonuca ulaşır ya da yapmadığı için böyle ya, değil hani gerçekten sinir koptuysa hiçbir şeyin yapacağı bir şey yok elbette. Ama işte o diyor ki onun şöyle bir iddiası var kendi yaşadığı için bizim vücudumuz böyle yaptığımız zaman hani sağlığımızla ilgili kök hücre üretiyor diyor ve oraya bütün enerjini verdiğin zaman orası onarılıyor diyor adamın söylediği bu ben hani o bunu Bilmiyorum tecrübe etmedim Allah ya da Olabilir hani sonuçta evet şey denir ya aslında beynimizin yüzde bilmem kaçını kullanıyoruz. Belki de işte beyin Hı -hı. vücuda kim bilir hangi emirler talimatlar veriyor. Kendi, şey gibi bir yerin kesiliyor işte 3-5 gün sonra orada hiçbir iz bile kalmıyor. Ne evet. oluyor da hangi hücre faaliyete geçiyor da deriyi de <laughs> kendi kendine de onarıyor da falan Tabii. onun gibi. Olur mu? Ya olur, gerçek tabii ki. gerçekçi olacak tabii ki görsel canlandırmanda. Evet. Yani ben şimdi e, gözlerimi kapatıp da atıyorum ben 1.80 boyunda ince zayıf zenci bir manken olmayı Tabii ki ben bunun canlandırmasını. <laughs> yapma biraz da gerçekçi <laughs> olacak. Hani bu bir burna çeken 1.75. Hadi mesela. Hadi mesela yani gerçekçi olacak biraz. da tabii yapabileceğin şeyler olacak. Doğru. Doğru. Derin bir konu ee, bu tabii ki. Çok. Ee, ama ee, şöyle bir yol ayrım oluyor. Bir negatif düşün düşünmeye devam et ve zaten de olmayacaktı ve olmuyor. Gel evet. pozitif olabilir mi? Elimde ne var? Hangi kaynaklardan yararlanabilirim Kimden destek alabilirim? diye evet. o yola girelim. Evet. Ne kadar ilerleriz bilmem gayretimize ve belki de sabrımıza <laughs> tırnaklarımızın keskinliğine bağlı. Olur Tabii. mu olmaz mı? Bilmem, bilmem, hı hı. bakacağız. Ama öbür yani yolda tabii. olmayacağı kesin. var bu yola girerim de olma ihtimali olsun. Evet, tabi burada biraz ben e, hani şans faktörünü de e, koymak e, istiyorum. Hepsi, e, hepsi. Şans da tabii ki hani şanslı yanında olursa tadından yenmezlik. <laughs> hepsi, hepsi yani. hani doğru yer, doğru zaman, doğru kişi vesaire vesaire bir sürü şey. Evet. Artı senin seçimlerin, oradaki sebat evet. etmen, gereğini yapman. Sebebe Aynen. sarılman falan falan falan. Zincirin halkaları sadece... kuvvetli kuvvetli. Tabii kuvvetli çalışacaksın da. Var. Evet tabii. Çalışacaksın tabii. da o doğrultuda çalışacaksın da sadece oturduğun yerden evet hayalinde canlandır şunu yap bunu yap değil. Çalışacaksın da vakit harcayacaksın vakit. Bu bölüm uzun sürer demiştim. Bak kehanet kendini gerçekleştirdi ve bölüm Gerçekleşti. <laughs> <laughs> bölüm uzadıkça uzuyor. <laughs> Gel bu kehaneti evet, uzun. biraz. <laughs> Evet, ee, noktalayalım ekleyeceğim bir şey Oğlum, var mı benim, ya da önerilerim var mı yok hayır benim söyleyeceklerim bu sadece bu hani görsel canlandırma meditasyon bu tamamen beynimiz ve vücudumuzu disipline etme evet. disipline sokma yolu evet. ee, ve öğrenilebilir ve öğrenilebilir kesinlikle hmm. kesinlikle öğrenilebilir olumlu düşünme bakış açısını değiştirmeye ya. zihin yapını değiştirme hani yargılayandan öğrenen zihniyete geçme bununla da ilgili bir bölüm çekmiştik evet, evet. Peki. Senin var mı? Ekleyeceğim ayrıca yok. Ben de kendimi sorgulayacağım bu anlamda. Farkına varmadan negatif deyimi ilerliyorum. Ee, i̇ki adım geri atayım. Öbür yola mı sapayım. Sapabiliyor muyum? Ona bakacağım. Verdiğin örnekler de çok güzeldi gerçekten. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman kapatıyoruz. Ee, bir tane e-posta var. Sana hitaben hatta Heh. yazılmış. Aa. Evet. Evet. Ayşe İl Ayşe İlgü İlgü ya da Merhaba Ayşe. Norveç'ten yazıyor bize ve oralardan dinliyor. O süper. İş yerinde diyor kulaklığım sizleri dinleyerek geçiyor ve çok zevkli diyor. Arada da ben de gülüyorum ama dışarıdakiler ne düşünüyor artık bilmiyorum diyor. Evet. E, Emel Hanım'ın dişlerini sıkmasıyla ilgili bir probleminden bahsetmişti diyor. Botoks mu yaptırsam vesaire diye. Ee, o da e, diş plağı kullanıyormuş. Şöyle bir şey varmış yatarken. 8 yıldır evet. kullanıyorum ve oldukça faydasını gördüm diyor. Bir diş doktorundan bu konuda destek alabilir diyor. Ee, bunu hani deneyimlemiş bir kişi olarak ben de tavsiye ederim demiş ve e, güzel yeni podcastlerde görüşmek üzere. Norveç'ten sevgiler, selamlar demiş. Ya hani ben demiştim ya bizim çok iyi bir dinleyici ağımız var ve çok bir aile gibiyiz, arkadaş gibi seni hani böyle bir birimize bir şey olsa bu pod, podcast'te böyle hani herkesin böyle bir fikri olacak veya bizi yönlendirecek. Ayşe çok teşekkür ediyorum sana. Bak ben de onun kehanetinde bulunmuştum. Doğru çıktı. Ne haber? <laughs> <laughs> ee, Ayşe'cim çok teşekkür ediyorum. Benim plan var. Diş plağı yaptırmıştım ben 3 sene önce. Fakat ben o diş plağını <laughs> <evet, yuttum>. kullanıyorum. <laughs> yutmadım da ya kafamın üstünde buluyorum ya yerde buluyorum. Artık gece ne yapıyorsam kalkıp çıkartıp fuk diye tükürüyor muyum ne yapıyorum <laughs> Sonra diyorum ki Allah'ım pilavım kaybolmuş. Sabah pilav, bir de o şeffaf renk. Hmm. Şeffaf renk tamam mı? mı ara Allah ara ara Allah ara. Genelde sonra bakıyorum işte maça geldikten sonra onun işte ağzında falan odasında <laughs> yerde bulmuş falan. Artık kullanmıyorum çünkü olmadı. Olmadı. Vallahi, Çok teşekkür vallahi. ediyorum ama Ayşe'cim. Sağ olasın. Ee, evet, e, teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Hayatınızda çok güzel kendini gerçekleştiren olumlu kehanetlerle dolu olsun. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Bizleri Instagram'dan takip edin. Instagram at Organik Beyinler Podcast. Hikayelerinizi de paylaşın. Bizi çoğaltın. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Eğer e-posta atmak isterseniz organikbeyinlerpodcast.gmail.com Kendi web adresimizde organikbeyinler.net 2 milyona doğru ilerliyoruz. Uhu. Sizleri seviyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.